Selam millet, ben Şefik. Burada Vigor yeni oyunlardan biri ama aynı zamanda çok eski bir oyun diyebiliriz. 2018 yılı, yıllar önce canlı yayın yaptığım dönem, tarih öncesinden bahsediyorum. 2018 yılında canlı yayında bu oyunu oynamıştım. O zaman Xbox One için erken erişim sürümü çıkmıştı ve canlı yayında bir kere oynamıştım. 2019'da bu oyun tam sürüme geçti Xbox One için. Ertesi yıl Switch, PlayStation 4 ve 5 için de artık erişilebilir hale geldi ve bir sonraki yılda da Xbox Series XS sahipleri için erişilebilir hale geldi. Tamamı konsol, oyunun bütün geçmişi konsoldan geliyor. Nihayet PC'ye geldi. Niye PC'ye gelmiyor diyordum zaten. Bir shooter oyun, extraction shooter tarzında bir oyun. Niye bir türlü PC'ye gelmiyor diyordum. 2018'den 6 yıl sonra nihayet PC'ye geldi. Tabii ki 6 yıllık bir oyun olduğu için de teknolojik olarak, görsellik vesaire olarak o dönemi yansıtıyor diyebilirim. Şimdi bu nasıl bir oyun derseniz, söylediğim gibi extraction shooter türünde bir oyun. 2017-2018 Tarkov'un çıkış yılları tabii. Onun böyle yavaş yavaş varlığını göstermeye başladığı bir dönem. O sırada o tarihlere yakın bir dönemde bu da çıktı. Ve tahmin edersiniz ki teması şu: bir haritaya giriyoruz, diğer oyunculara karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz, loot yapıyoruz ve kaçıyoruz. Sonrasında bir üssümüz var, burayı geliştiriyoruz, onu da göstereceğim. Oyunun teması da şöyle aslında: 90'lı yılların başları, Norveç parçalanmış, yok olmuş. Belli bölgeler var. Biz de oyuncular olarak buraya giriyoruz, işte loot yapıyoruz ve kaçıyoruz. Genel teması bu. Şimdi PC'de şöyle bir olay var. Tabii oyun konsollarda ücretsiz oynanıyor. PC'de de ücretsiz oynanacak ama bir erken erişim süreci başlattılar. 3 ay kadar sürmesi planlanıyor. Bu süreçte oyunu oynayabilmek için Reinforcement Pack diye bir şey almanız gerekiyor ki 20 dolar, bence almayın. 20 dolar çok fazla. Zaten 3 ay sonra bedava olacak bir oyun için. Zaten bu 20 dolarlık paketi aldığınızda 16 tane silah veriyor, 60 tane eşya veriyor. İşte el bombasıdır, bandajdır vesairedir. Bir tane üniforma veriyor, bir de size özel bir ünvan veriyor. İşte bunlar önden başladılar vesaire diye. Bunu alarak ya da 3 ay sonra ücretsiz olarak oyun oynamaya başlıyorsunuz. Ve bu enfes manzaranın yamacındaki, hemen kenarındaki bu Norveç bayraklarıyla üst üste eve geliyorsunuz. Şimdi oyunda dediğim gibi haritalara giriyorsunuz, loot yapıyorsunuz, kaynak toplayıp çıkıyorsunuz. Burası ne derseniz, yine Tarkov'da da biliyorsunuz bir üs gibi bir yerimiz vardı. Burası da aslında tam olarak onu ifade ediyor. Burada gezerek birçok şeye erişebiliyorsunuz ama bunlara menülerde de ulaşabiliyorsunuz aslında. Yani şöyle taba bastığınızda bütün menüler var burada. Burada her şeye erişebiliyorsunuz ama görsel olarak bunun yansıması bu evimiz. Burada bir atış talimi yapabileceğimiz yer var. Bahçelerimiz var. Çeşitli yapılar var. Henüz inşa edilmemiş yapılar var. Bunların hepsini topladığımız kaynaklarla inşa ediyoruz. Ve buradan da aslında kaynak toplamaya başlıyoruz. Şöyle minik bir ev turu yapayım. Burada tabii birçok şey fonksiyonel olmanın dışında dekoratif şeyler de var. Şurada bir pickup var. Burada müzik çalıyor. Onu kapattım. Etrafta mesela burada bir tane Rubik küp var. Çözmek isterseniz bununla uğraşabilirsiniz. Ben Rubik küp konusunda çok başarılı değilim. Evde de bir tane vardı. Nerede bilmiyorum. Kaldırdım. Bunun dışında burada işte fare tuzaklarından tutun da işte farklı farklı istasyonlar var. Ama dediğim gibi bunların tamamına zaten oyunun içinden erişebiliyorsunuz. Alt üst menüden erişebiliyorsunuz. Hemen menüleri de göstereceğim. Şöyle taba basalım. Şöyle farklı bir yerde bulunayım biraz da. Farklı bir yerin sesini vereyim. Bakın burada bir küçük bir dereden denize doğru su akıyor. Manzara gerçekten çok iyi. Bu arada oyunun atmosferi, hani dünyasını da ben seviyordum o yıllarda da. Tabi yıllar sonra çıkan Battlefield 5'in Firestorm modunda da Battle Royale modundaki haritayı da anımsatıyor. O yüzden de belki ikisi arasında bir bağlantı kurdum. Hala da sevdiğim bir dünyası var diyebilirim. Taba basalım. Şimdi bu oyun bir kere ücretsiz olacak. Bunu söyledim. O yüzden oyun içinde parayla alınabilen şeyler var. Yani kaynaklarınızı tüketmeniz sonucunda belki para harcayarak bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Burada oyunun ne kadar pay to win olacağı, aslında pay to win denirim bilmiyorum ama ya, o yıllarda çok fark etmemiştim ama yıllar içinde çok fazla şey eklenmiş oyuna. Bu biraz daha belki bu 3 aylık süreçte dengeler oturduktan sonra ortaya çıkabilir. Şimdi ben o zamandan şunu hatırlıyorum. Encounter dediği şey benim tek hatırladığım mod. Bu, buraya giriyorsunuz, işte harita 12 kişi vesaire oluyor galiba. En fazla 12 kişi oluyordur. Burada kapışıyorsunuz. Shootout diye bir şey gelmiş. Bu free for all gibi denebilir, öyle tanıtıyorlar. Elimination'da 5'e 5 takımların kapıştığı bir mod. Yani bunlar daha çok tamamen çatışma mekaniklerinin ön planda olduğu iki mod diyebiliriz. Buysa tamamen işte girip loot yapıp kaçmak. Kimseyle çatışmanıza gerek yok. Çok uzun da kalamıyorsunuz zaten. Radyasyon geliyor, kaçmanız gerekiyor. Böyle bir mod. Şimdi menülerden devam edelim. Oyunda neler var, bunları size göstereyim. Burada tabii ki dış görünüşle ilgili seçimler var ama bunların tamamını oyun içi parayla alıyorsunuz. Ödül olarak kazanabildiğiniz var mı bilmiyorum. Bazıları belki şöyle bakıyorum, her şeyde parayla alınıyormuş ama kozmetik. Mesela burayı direkt pay to win'den eliyoruz. Bir sonraki sekmemiz Battle Pass. Hemen hemen her oyunda var artık. Üstteki free, alttaki paralı.
Yine bu paket alırsınız. Bunu alabilecek kadar bir crown'unuz oluyor, oyun içi para. Bunu da açıyorsunuz. Buradan da kozmetik şeyler elde ediyorsunuz. Ama arada sandıklar, eşyalar vesaire de veriyor. Bunlardan da eşyalar çıkabiliyor. Burası challenge'lar. Diyor. Burada farklı görevler var. Bunları yaptığınızda da hem XP alıyorsunuz hem eşya vesaire kazanıyorsunuz. Yukarıda bir story challenge diye bir şey var. O oradan ilerliyor. Bir de aşağıda günlük challenge'lar var. Hani bu story ne kadar story bilmiyorum. Burada sezon görevi de varmış. Bu arada oyun 18. sezonundaymış. Tabii yıllar oldu. PC ile beraber 18. sezonda başladım. Bir sonraki sekmemiz bu bahsettiğim dışarıdan gösterdiğim evin aslında gelişim süreci ki burada kaynak toplama konusunda ve bir şeyler craftlama konusunda asıl uğraşmanız gereken kısım burası. Gördüğünüz gibi burada 13. level'a kadar giden bir genel geliştirme var. Yani bu üstünüzü geliştiriyorsunuz aslında ama belli sınırları aştıkça altta diğer birimleri de görüyorsunuz. Buralardan da siz aslında kaynak elde ediyorsunuz. Mesela burası günde 4 crown veriyormuş. 4 crown dediği benim şurada 1725 tane olan crown'um. Ve bunları da upgrade edebiliyorsunuz. Şöyle üstüne geldiğinizde bunları da kaynak toplayıp level'ını artırarak ki bunu en fazla artırsanız günde 10 veriyormuş. Yani aslında çok da değil. Ama buralarda işte fare tuzaklarından tutun da işte kimyasal masanıza kadar vesaire böyle farklı birimler var. Bunları yapmanın amacı şu: kaynak topluyorsunuz. Bu kaynakları ne yapacaksınız? İşte silah yapmak için ya da bomba yapmak için ya da sağlık eşyası yapmak için kullanabiliyorsunuz. Yani oyunun başı aslında bu oyuna uzun saatler harcayacaksanız kaynak toplayıp buraları açmakla geçecektir ki bir şeyler craftlayabilin. Ve ev tabii size her upgrade yaptığınızda o ana shelter level'ını arttırdığınızda görsel olarak da gelişiyor ve en sonunda mis gibi bir eve dönüşüyor. Az önce gezerken gördünüz, biraz inşaat gibiydim. Burası yine kozmetik taraf. İşte silah skinleri olsun, title'lar olsun ya da işte kıyafetlerimiz ıvır zıvır olsun veya işte el kol hareketlerimiz, böyle selamlar melamlar. Bunlar da burada. Bunları da geçiyorum, kozmetik. Burada crate'ler var. İşte bu crate'ler bunların içinden çıkacak şeyler önemli. Hazır buraya gelmişken de bir tane asgari crate seviyede var. Bir tane de uncommon crate var. Şundan başlayalım. Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Bunu açtığında bir XP mi veriyor acaba? Olabilir. Açalım. Hemen muhtemelen kaynak vesaire. Her birinden 3 tane şey çıkıyor bu arada. Bir iki tane submachine gun, bir tane fake glint part'ı geldi. Bir de materyal geldi. Gördüğünüz gibi üstte yazıyoruz. İşte kayadır, teldir, wire vesaire işte. Bunların hepsini zaten kaynaklarda görebilirsin. Bundan daha değerli şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Hemen açalım. Bakalım buradan ne çıkacak. Ve bize ne veriyor oyun? Bir tane M249, bir tane KK62, bir tane de flash, 3 tane pardon 2-3-3 verdi. Bayağı da iyi. Buna da basalım. Ve koleksiyon kısmı daha çok işte böyle ıvır zıvır, yani etrafta gezerken görebildiğiniz işte troller var. Çocukken vardı benim. Hatta hala şu an sol tarafında duruyor bunlardan bir tane. Burada çakmaklar var. Burada da plaklar var. Plaklar aslında yukarıdaki pickup'ın çaldığı müzikler. Burada istatistiklerinizi görüyorsunuz. Hemen şurada lifetime'ı göstereyim. Bu videoyu çekene kadar 18 kez çıkmışım. 8 kere hayatta kalabilmişim. Sadece 10 kill almışım. Kademde bir, yani çok da başarılı sayılmam. Bir kere de airdrop'la çıktım. Onu da söyleyeceğim. Bu da bizim envanterimiz, silahlarımız, mühimmatlarımız ve tüketilebilir şeylerimiz. Burada yanımıza bir sürü şey alıp envanteri doldurabiliyoruz ama çok da doldurmuyoruz ki etraftan bir şeyler toplayabilelim. Şimdi buraya kadar oyunun bütün detaylarını anlattım aslında. Bundan sonrası aksiyon kısmı olacak. Zaten videonun başına ben time code koyarım yine. Buraları geçmek isteyenler, direkt aksiyonu görmek isteyenler aksiyon kısmına geçer. Ama geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Bir raid'e gitmeden önce raid'in nasıl işlediğini de hemen önden kısaca özetleyeyim. Oynarken zaten anlatacağım. Haritada rastgele bir yerde başlıyorsunuz. Bütün oyuncular rastgele yerlerde başlıyor. Sonrasında loot yapıyorsunuz. Etraftan bir şeyler topluyorsunuz ve radyasyon yayılırken kaçmaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle önemli bir şey var. Normal kaynak topluyorsunuz. Birilerini öldürüp belki üstündeki silahları da alıyorsunuz ama asıl şey şu: haritanın üstünden bir kere uçak geçiyor ve o uçak aşağı bir airdrop bırakıyor. Onu aldığınızda bu sandıklar, muhtemelen değerli eşyalar onun içinde bulunuyor. Bunu almak zorunda değilsiniz ama alabilirsiniz. Hani daha büyük bir loot yapmak için aslında bunu alıyorsunuz ve sonrasında kaçmaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir zorluk var: onu alan kişi haritada işaretleniyor. Real time değil, böyle 2-3 saniyede bir sinyal olarak, belki 5 saniyede bir, hatırlamıyorum. Yani görünüyor.
Ki ben bir kere airdropla kaçabildim. O da kaçış noktasını varan bir oyuncuyu vurdum. Kovalıyordum aslında, suya atmamıştım. Vurdum, aldım, kaçtım. Hani böyle de bir yapısı var oyunun genel olarak. Diğer modları ayırıyorum. Ama oyun nasıl modu bu? Bunu da söylemiş olayım. Ve sonrasında hemen oyuna nasıl giriyorsunuz onu da göstereyim. Muhtemelen ben 5-10 kere oynayacağım. Bir tanesinde başarılı olacağım. Size onu göstereceğim ama şöyle gelelim. Görüyorsunuz ev henüz şantiye gibi. Buraya geliyorsunuz, haritaya basıyorsunuz ve sonrasında Encounter'ı seçerek bu moda giriyorsunuz. Süre bittikten sonra oyuncular yan yana diziliyor, 12 kişi. Orada bir oylama yapılıyor, işte daha fazla loot mu olsun, airdrop mu daha değerli olsun, yoksa yine Tarkov'da olduğu gibi bir sigorta işlemi mi olsun? Ben öldüğümde üstüne yükler gitmesin, onları mı onlar bana geri gelsin mi? Bunları da seçiyorsunuz. Bu arada bu seçim yaparken yine şu üstteki crown'u kullanıyorsunuz. 20-30 falan veriyorsunuz. Belki 60 da olabilir sigorta. Bu tamamen size kalmış. Yani ben kaynağım silahım bitiyor falan derseniz mecbur bunu kullanıyorsunuz. Gidiyorsunuz, onlar geri gelsin diyorsunuz. Ama onun dışında ben genelde kullanmıyorum. Oy da vermiyorum. Millet ne istiyorsa o şekilde maçlara başlıyorum. Çok fazla konuştum. Tabii yıllar önce izlemeyenler oyunu bilmiyordur. Bilenler için, ya izleyenler için sürpriz olmayacak ama hiç izlemiş olanlar için yeni bir oyun diye düşünebilirsiniz diyorum. Ve hemen artık play'e basayım, bir maça gireyim. Oyunun başında haritada rastgele bir yerde spawn oluyorsunuz dedim ya. Sonrasında haritada kendinize bir hedef seçmeniz gerekiyor ve şu çıkış noktalarına en sonunda gitmeniz gerekiyor. Birazcık haritada sıkıntı var yalnız, ya da ben böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Burada mouse biraz uçuyor. Bunu henüz çözemedim. Ama çok da şu an onunla uğraşmayacağım. Hemen en yakındaki eve girelim. İçeri girelim. Şu kapıyı da kapatalım. Eğileyim, şöyle bir etrafta kaynak var mı? Bakayım. Bol bol loot yapacağız ve kaçacağız. Biraz pasif oynayacağım. Bunu da baştan söyleyeyim. Bu tarz oyunlarda zaten hep böyle oynuyorum. Vurulmamaya çalışacağım. Normalde oyun third person bu arada. Belki başta söylememişimdir ama böyle mouse'un orta tuşuna bastığınızda kalıcı olarak onu first person'a alabiliyorsunuz. Şimdi dışarıda ses yok. Hemen bina değiştirelim. Şöyle girelim içeri. Burası galiba iki katlı bir bina olabilir. Daha fazla loot olabilir. Bakalım, aynen. Telefon olayı var. Telefon olayı da şu. Haritada iki tane telefon var. Siz bir tanesini açarsanız diğerini aramış oluyorsunuz. Orada da bir oyuncu onu açarsa, o telefona karşılık verirse aslında ona bir düelloya davet etmiş oluyorsunuz. Karşılıklı hani en azından birbirinizin bulunduğu ilk noktayı görmüş oluyorsunuz. Bakın, telefon çalıyor. Ve birbirinizi avlamaya çalışıyorsunuz diyebiliriz aslında. Şimdi benim bu telefona cevap vermem lazım. Ya da başka bir oyuncunun gelip bu telefonu açması lazım. Yoksa bu böyle çalıp duracak. Şöyle bir ses var mı bakayım. Etrafta ses yok ki. Burada da loot yok yalnız. Enteresan. Şimdi ben bu telefonu cevapladım. Birazdan karşılıklı olarak onun da aslında nerede olduğunu göreceğiz. Yalnız nasıl bir eve girdiysem loot yok. İnanılmaz. Yukarı çıkayım. Ses var mı diye bakayım. Benim telefonum çaldı. Ben telefonu açtım ama bu sefer de karşı taraf çalmadı. Haritanın herhangi bir yerinde bir tane daha telefon var. Aslında onun çalmasını bekliyoruz. Ben onu beklemeyeceğim. Zaten kimse açmıyor. Hemen yer değiştireceğim. Binaların camlarını vesaire açabiliyorsunuz bu arada. Etrafa bakmak için. Daha net görmek için. Etrafta ses de yok. Orada bir sandık açıldı. Şimdi haritada böyle geziyorsunuz vesaire ama çok fazla şey var aslında. Hani loot yapabileceğiniz, bakabileceğiniz ya da farklı şeyler toplayabileceğiniz, farklı aksiyonlara girebileceğiniz başka şeyler de var. Bunları tabii belki gördükçe hatırlarım ama işte bir sinyal kulesi var mesela. Onu aktive ettiğinizde haritadaki diğer oyuncular belli bir süre görünüyor. Jammer var. Jammer açtığınızda tabii ki insanlar haritayı kullanamıyor. Sağ solu göremiyor. Etrafta ne var göremiyor. Hani böyle detaylar da var. İşte bir anahtar bulursanız o anahtarın olduğu, açtığı gizli, bir an ses duydum sandım. Gizli loot'un yerini öğreniyorsunuz. Gidip onu, tabii doğada çok fazla ses var. İnsan korkuyor. Onu açarsınız, orada ekstra bir loot alıyorsunuz. Şimdi konuşurken normalde bu tip oyunda tabii sessiz oynamak lazım. Tutarım, yapıyorum. Sonra bir anda düşman gelip öldürdüğünde ağlamamak için. Camı açalım. Açamadım. Camı açmak da biraz uzun sürüyormuş. Şuradan bir dalalım içeri. Şimdi buranın kapısı da açılmış ama biri de yok. Herhalde diye düşünüyorum. Kimse var mı?
zıplayayım. Bu arada third person olduğu için böyle bir omuz kamerasından bakıyorsunuz ama şöyle omuz kamerasını da değiştirebiliyorsunuz. Farklı sağdan soldan bakmak için. Ben bunu bir hatırlayana kadar bayağı da öldüm. Ben bu arada konsolda bunu oynarken sanırım first person alındığını bilmiyordum. Öyle hatırlıyorum. Yere de yatabiliyoruz bu arada ama burada yatmamıza gerek yok. Buradan ne çıkıyor bakalım. Yemeğimizi alalım. Bakın bayağı bir loot yaptım. Aslında şu an mesela basıp gidebilirim. Hiç risk almam. Kaçmış olurum. Sonuçta başta kaynak toplamak mühim demiştim. Şöyle bir haritaya bakalım. Buradan gidebileceğim yer aslında şurası işaretli. Bakın burası loot'un düşeceği yer. Şu eve gidip yatabilirim. Belki oradan gelecek şeyi takip edebilirim. Etrafa bakalım. Gideyim ya. Tamam, normalde pasif oynuyorum ama sizin için birazcık ortalığa çıkacağım. Ölürsem de öleceğim. Şurada loot'um var. Aa, çöpte de loot varmış. Alalım. Bazı loot'ları böyle direkt çekiyorsunuz. Bazılarını böyle arama ekranı geliyor. Bir anda pencere çıkıyor ekranı. Onlar tabii işleri zorlaştırıyor. Görüş açınızı falan kapatıyor bir anda. O tip bir anda yaşayıp bir şanssızlık yaşamam diye umuyorum oyunda. Yandan da etrafa bakıyorum bir şey görebilecek miyim diye ama genelde böyle yeşilliğin bol olduğu oyunlarda çok fazla bir şey göremediğimi hep söylemişimdir. Benim lootladığım ev bu mu? Şimdi o haritayı açma olayında biraz sıkıntı yaşadığım için çok fazla haritayı da açıp bakmıyorum. Bir anda böyle ekran kapanır. Önümdekini göremem diye. Ama ev bu galiba. Eve girelim. Kapıyı da kapatalım. Loot'u bekleyelim o zaman. Ama bu sırada tabii loot yapalım. Yani ana loot. Airdrop'u bekleyelim. Bakalım buralar boş gibi. Loot'umuzu yapalım. Kapı. Buradan biraz daha malzeme aldık. Bunların hepsi lazım. Hepsi lazım. Evi büyütmek için, evi geliştirmek için bunların hepsi lazım. Biraz da camdan dışarı bakalım. Third person olduğu için işte PUBG'nin de ilk dönemlerinde third person oynarken bu kamera şeyini bayağı kullanıyorduk. Tree'ni duvar kenarından. Bir var mı diye bakıyorduk. Bu sırada tabii ki zamanlı kasa varmış. Mesela o açıldı. O da ayrı bir şey. Yani şöyle aslında ölmeden bakabilir miyim ya haritaya? Aynen kasa buradaymış. Yine farklı farklı hedefler var. Tabii bunlar yavaş yavaş gidiyor. Şurada bir mouse aşağı götüremiyorum bahsettiğim sorundan dolayı. Com station var. Burada artık klavyeyle geziyorum. Bunlar da çıkış noktaları. Aslında bunu aldıktan sonra şuralara yakın düşerse hemen yukarı kaçarım. Com station aktif oldu. Şimdi görünmeyeceğiniz bir yer de bulmanız lazım. Böyle bir açık ki. Hani bir evin içine bakarken sizi görmesin. Pat diye vurmasın. Genelde şöyle bir ara oda oluyor. Buradan bakabiliyorsunuz. Şeyi başta söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. Bu oyun 6 yıllık bir oyun. Yani görsel olarak çok büyük bir yenilik beklemeyin. Tabii ki PC için çözünürlük vesaire. Zaten FPS çok yüksek. Bir an bir ses duydum sandım. Hani bunlar okey ama görsel olarak yani 6 yıllık bir oyun düşününce kötü de durmuyor. Bunu söyleyeyim. Yani aa bu ne biçim oyun ya? Bu yeni çıkmış böyle grafik mi olur? Denmez bence. Ne laf edebilirsiniz? Oyun çıkış günü ben şu an ikinci gündemini oynuyorum. Bazen biraz sunucu, bu gıcırdamalar da insana geliyor. Sunucu problemi bir kere yaşadım. Yaşayanlar var. Şu an bence bilmiyorum yani oynadığım ilk saatlerde bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Belki de yıllar öncesine beni götürdüğü için biraz daha toleranslı bakıyorum oyuna ama. Bayağı bekledim. Bir ev daha var mıydı yakında? En kötü bir ev daha değiştiririm. Bu arada loot'un yeri mi değişti diye bakıyorum. Com Station'a gittiğinizde bu arada ben gitmedim tabii ama belli seçenekler oluyor. Galiba airdrop'un yerini değiştirebiliyorsunuz. Gizleme ile ilgili bir şey çekebiliyordunuz galiba, seçebiliyordunuz. Birkaç tane böyle enteresan seçenek var. Ki gördüğünüz gibi airdrop'un yerini değiştirmişler. Şimdi benim buradan bir an önce koşup gitmem lazım. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Güneye gitmem lazım. Airdrop'u güneye çektiler. Ben tabii orada konuşurken, gevezelik ederken bunları kaçırdım. Uçağı da göreceğiz ama airdrop'u göremeyeceğiz galiba. Bakın uçak orada gidiyor ve ta nereye bıraktı gördünüz. Yolda öleceğim gibi ama durun bakalım.
Aha bir telefon da burada var. Bu arada silah aldım. Bu kadar da boş değil. Şimdi o loot'a giderken ben loot inene kadar loot'un yerini görmüyorsunuz. Loot indikten sonra yukarıdaki pusula onu sabit olarak görüyorsunuz. Ha, önümde zaten. Biri çaldıktan sonra da bu sefer ikon olarak onu görmeye başlıyorsunuz. İşte kaçıyor. Biri kaçıyor. Dediğim gibi anlık değil. Böyle sinyal şeklinde görüyorsunuz. Biraz ben loot'a giden bakın düştü. Tam south'ta ama muhtemelen herkes oraya gidiyor zaten. Şimdi lobluyorum. Ben dönüp ateş edene kadar ölmüş oldum. Lokisanya burada bekliyormuş. Bir güzel avladı. Keşke daha önce buralara baksaydım. Öldüm. Bir daha deneyeceğim. Bu da burada yatıp bekleyecek sonuçta. İlk raid'de başarısız oldum. Bu sefer biraz daha dikkatli olmaya çalışacağım. Hemen şu yakındaki kaynakları toplayarak başlayalım. Galiba farklı bir harita geldi. Bazen haritaları birbirine karıştırıyorum. Çok farklı haritalarda var bu arada. Yani ya bu aynı harita mı diyemeyeceğiniz kadar farklı haritalar oluyor. Tamamen karla kaplı. İşte biraz daha belki Norveç diyebileceğiniz. Norveç deyince sanki sadece kar akla geliyormuş gibi. Şöyle bir gidelim. Şu sinyal dedektörüne bir ineyim ama genelde bu sinyal kuleleri vesaire. Şunu da hazırlayalım. First person'ımızı. Sinyal kuleleri genelde tırmanırken ölme ihtimalinizin olduğu yapılar olabiliyor. Çünkü açık bir merdivenden tırmanıyorsunuz. Ama yine de deneyeceğim tabii ki. Maksat size oyunu göstermek olsun. Ben ölsem de mal varlığımı kaybedecek olsam da önemli olan size oyunu göstermek. Tırmanırken vurulmazsak iyi. Vurulmadık. Böyle iyilerin. Tabi buraya inmenin tek avantajı onu açmak değil. Varsa kaynak da toplamak. Şunu bir çalıştıralım. Aslında burada bir sniper'ınız olacak. Çatır çatır avlanacaksınız. Bakın karşıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Biri de tam karşındaymış ya. Ben bu taraftan kuzeye gidebilirim. Aradaki kuzeye gitmem lazım. Bu arada benim bunu kullanmış olmam diğer oyuncular tarafından fark ediliyor. Altta bildirim çıkıyor. Haliyle ben de yerimi belli etmiş olurum. İnerken de vurulabilirdim. Ama olabildiğince sakin bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Hemen şuradan en yakındaki yerleşim aslında şurayı bir açayım. Böyle keşfedilmeyi bekleyen noktalar oluyor. Sonrasında aslında evlere vesaire gidiyorsunuz. Burada da nasıl yeşillik varmış arkadaş. Hiçbir şey göremem ya. İnsanları da işaretledik ama o işaretler gitti değil mi? Çoktan gitti. O kadar da değil yani. Dakikalarca göstermiyor. Kısa bir süreliğine düşmanlar burada hareket ederken dikkat et diyor oyun aslında. Çatışma var. Biri birini vurdu orada. Acaba nerede? Başlamı görebilir miyim diye bakıyorum. Yok, ben şuradan yine bir topuk. Bir otun içine saklanma. Klasik taktiğim her oyunda olduğu gibi. Ot olan her oyunda olduğu gibi bu oyunda da otun içine saklanabiliyorsunuz. Öyle bir ot gibi de hareket de etmiyor. Kesinlikle görünmüyorsunuz. Hele karlı haritada karların tamamen kapadığı otların içinde görünmeniz imkansız oluyor. Yani şöyle bir yerde bile ölmeyi başardım ben ama. Safe bir sandık daha açıldı. Şuralar artık hiç görünmez. Yani görüş yok burada ağaçlardan dolayı. Nefes nefese kaldım. Bir de bu koşuyu da idarelik kullanmanız gerekiyor. Şimdi doğanın içindeyiz. Çok fazla ses varmış gibi geliyor. Şuradan da biraz loot aldık. Şuradan da lootumuzu aldık. Allah ölmeden yani bir loot şeyi oyunu maçı ölmeden bitirip şu videoya ekleyebilirsem şahane olacak. Hemen tekrar bakalım. Burada bir ev varmış. Zaten loot zona da çok yakınım. Yakına düşecek. Tabi burada tek sıkıntı karşıya düşebilir. Nehrin ortası gibi gösteriyor ama. Bir de düşmanlarımdan birinde sniper varsa o da biraz can yakabilir.
yandan da etrafı görüp anlamaya çalışıyorum ama çok da koşmadan. The barred house is hard to enter, but contains valuable loot. Burada biraz canımız yandı. Saklanacak bir yer arıyorum. Burası fena değil. Tamam, bunu yapalım. Sağlık malzemesi hiç buldun mu acaba? Onları da şöyle 5'e basılı olarak kullanıyorsunuz ama maalesef yok. Tekrar silaha geçelim. Birazcık o yüksekten atlama beni bozdu. Şimdi tekrar şuraya gelelim. Şimdi bölge burası. Ben de bölgenin artık içindeyim neredeyse. Bir de şu mouse uçup gitmese böyle daha şey kullanabilsek verimli. Daha güzel olacak. Bir tane çatışma duydum. Bu oyuna sanki 5-6 kişi girdi. Çok kalabalık değildi. Eğer onlardan biri düştüyse güzel oldu. En azından bir kişi daha eksik. Etrafta loot yok. Şimdi batıya doğru bakacağız. Biraz da loot'u bekleyeceğiz. Yandan da camdan görünmeden oyuncu var mı? Anlamaya çalışıyorum. Şurayı da göstermeyelim. Şu evde de olabilir biri. Burada ne varmış? Aa, burayı açıyoruz. Demek ki burada değerli bir loot olabilir. Bu kadar uğraştırdığına göre. Buradan değerli bir şey çıkması lazım artık. Son par. Üstünden voltlayabilir. Oo, kasa. Şifresi yok umarım. Yavaş yavaş açılıyor. Şimdi ben burada biraz da hedef oldum galiba. Çünkü bunun yeri belliyse eğer. Bakalım belli mi? Belli herhalde. Barrett House dediği buydu. Bakalım. Bu kasayı ilk defa açıyor olabilir mi ya? Umarım ölmeden şurayı da bitiririm de şöyle güzel bir lootla tamamladığım bir raid'i size göstermiş olurum. Bu ne kadar sürüyor ya? Etrafta ses de yok. Biri gelse şuradan göreceğim. Maşallah kasa kendi kendine açılana kadar. Buraları da açarsak kaçış olabilir. Mesela buraya girdiniz aşağıda biri var. Buraları da söküp alternatif bir rota oluşturabiliyorsunuz demek ki. Bunun dışında da tek bir loot yok. Açıldı valla. Bakalım ne çıkacak. Ses duydum sanki. Hemen yola yapalım. İki tane silah çıktı. Güzel. Ben şuna geçeceğim. Tabii böyle doğanın içinde olduğumuz için çok fazla çıtırdama vesaire de oluyor. Yani ağaçlar vesaire bunlar da biraz yanıltabiliyor. Oyuncuyu. Bir kapı olsaydı kapatırdım aslında ama kapı da yok. Merdiven var. Aralıklardan biri varsa görür müyüm diye bakıyorum. Yoksa güzel. Loot gelmeye başladı. Bir de o loot'a gidip onu alırsam şahane bir combo olur. Bir silah daha alabilir. Yani silahım olmasaydı iki silah alabilirdim. Bazı oyuncular burada silah almadan giriyorlar. Etrafta buluruz zaten diye. Acaba nereye attı? Ben buradan çıktığımda sanki ölecekmişim gibi bir hisse kapıldım ama. Etrafta ses de yok. Böyle yakınıma yanıma falan düşse şahane olur tabi. Aa, biri aldı ve kaçıyor. Ben onu işaretleyemedim. Şurada. Vallahi kovalayacağım. Öleceksem de öleyim.
bakalım. Yüzden kaybettim. Nereye gitti? Çatışma çıktı. Şimdi aldı, başkası götürüyor. Acaba birden fazla mı loot var? Vurulmasak iyiydi. Bandajımız, antibiyotiğimiz var. Yakında biri var. Burada görüyorum. Biraz daha sağlık bastık. Şimdi loot şurada. Aa, bir tanesi de burada. Bunun ateş ettiği kişi nerede acaba? Önce şunun lootuna bakalım. İnşallah dünyaları almış. Ben bu arada şu şeyi kullanayım. Yakınımda biri var mı? Yakında biri yok aslında. Burada şunu alalım. Bir de şunu bırakalım. Bunu da alalım. Acaba ana loot bu muydu? Aynen bu. Hemen şunu atıyorum. Bunu aldım. Kaçış yeri güneyde yalnız. Çok uzak. Ana loot'u alamamışım bu arada. Şimdi aldım. Artık kaçmam lazım. Çok ağırım bu arada. Dünyayı aldım. Umarım vurulmam. Başka bir oyuncu yoksa tabii. Bir yandan da çok uzun süre kaldık haritada. Bir de bu gerilim müziği var oyunda. Bunu söylemeyi unuttum belki. Bu da böyle aksiyona bir renk katayım derken. Şu an yorgunluktan yalnız bayılacağım. İşin kötüsü yerim de ifşa oldu. Bunu alırken görünüyorsunuz. Bunu herhalde birkaç kere söylemişimdir. Ben şöyle kayalıklar mayalıklar ne varsa kullanmam lazım. Biraz da dinlenmem lazım. Loot'u çok uzak bir yerde aldım yalnız. Bu sıkıntı. Kaçarsam güzel olacak. Kayıyı da kullanabilirim. Bakın o anten. İlk geldiğim yere geri dönüyorum aslında. Yandan da kendimi kollamaya çalışıyorum. Gerilim müziği galiba kapatılabiliyor. Ben açık bırakmıştım. Çok iyi bir fikir olmamış bunu açık bırakmak. Bu arada şöyle bir durum var. Ben bunu aldım ve gideceğim yerde belli olduğu için oyuncu orada da bekliyor olabilir benim. Ki ben bunu yaptım. Orada radyasyon da başladı. Bakalım kaçabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Bir güzel raid, bir başarılı raid. Gösterebilecek miyim size? Barı görüyorsunuz altta. Şu an beni bitiriyor. Var aslında mesafe. Belki gidebilirim. Etrafta tabii görüntü de bozulduğu için.
Adam beni orada bekliyorsa direkt alıp kaçacak. Düşünün bir de öyle bir güzellik var. Ben de yaptım. Yapmadığımız şey değil. Hemen bakalım. Buradan sağa döneceğiz. Artık son gücümle gidiyorum. Kaçacağınız yerlerde de bu arada bir ev ikonu oluyor. Ona doğru gitmeniz gerekiyor. Ona gittiğinizde aynen böyle 10 saniye geri sayıyor ve kaçıyorsunuz. Son 5. 2, 1 ve kaçtım. Başardım arkadaşlar. Bu videoya bir başarılı kaçış senaryosu yetiştirmeyi başardım. Bu arada daha iyi loot yapabilirdim. Ama iyi ki yapmamışım. İyi ki çok kurcalamamışım. Çünkü çok fazla kurcalasaydım muhtemelen bu radyasyonun sonuna yetişemeyecektim. Gerçi sağlığım vardı galiba ama gördüğünüz gibi loot'u aldık. Airdrop'u aldık. Bunun içinde bir sandık ve bir anlamadığım ikon var. Onun dışında silah aldık. Yine bol bol mühimmat almışız. Tüketilebilir şeyler aldık. Onun dışında silah parçaları aldık. Görüyorsunuz teller vesaire ve tabii ki kaynaklar aldık. Şöyle bakalım. 5097 değerinde loot almışım. Bu benim ikinci kaçışım bu arada drop. Zaten söylemiştim. Bir kill aldım. Çok fazla adam öldürmedik belki ama güzel bir loot yaparak buradan kaçmış olduk. Gördüğünüz gibi XP'lerimizi de topladık. Hemen hemen her şeyden yaptığınız her aksiyondan XP alıyorsunuz. Ve sonunda üstünüze dönüyorsunuz. Güzel oldu ya. Yani çok aktif oynamadım belki ama otun içine yatarak hayatımı bir şekilde sürdürdüm. Günlük görevlerden tabii yapamamış olduk ama 150 tane çivi istiyormuş mesela. Onun dışında gittiler. Olsun. Şöyle bakalım. Herhangi bir ilerleme sağlık mı? Battle Pass'te bir level atladık. Bu zaten 50'ye kadar gidiyor galiba. Bunu şeyini aldık. Bu uyarı çıkıyor maalesef. Bunu böyle tıklayıp geçiyorsunuz. Galiba sonra tekrar geldiğinizde mi alabiliyordunuz? Ya da onlar zaten envantere atıldı. Burada upgrade yapabileceğim şeyler var mı diye bakıyorum. Mesela şunu yapabiliriz. Aynen bunu yapalım. Bu 1 dakikada yapılıyormuş. Kolay. Buna da yine bu krediyi kullanabilirsiniz. Hiç gerek yok. Onu da tamamlamış olalım. Şöyle bir bakıyorum. 2 tane de sandığımız geldi. Hadi bunları da açalım. Videoda bunlar da yer alsın. Ankara'nın sandığımızdan ne çıkıyor? Decoy part, bu ses çıkaran şeyler var, sağa sola koyabildiğiniz, onun için parça craftlamak için. Ayı tuzağı ve 60 birimde fertilizer geldi ve rare kutumuzu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak, silah çıkar diye düşünüyorum. Bakıyoruz. Mine part, silah parçası, sadece parça çıktı, olsun. Biz kendimiz craftlarız. Güzel. Gördüğünüz gibi burada işimi hallettim. O maç sonundaki gergin müzikten sonra burada da bir gergin müzik dinlememek için hemen pick-up'ın iğnesini kaldırıyorum ve şöyle manzaraya doğru gidiyorum. Şimdi şu ana kadar yaptıklarım, iki raid izlemiş oldunuz, bol bol loot izlemiş oldunuz. Herhangi bir şey craftlamadım. Bunları craftlamak için şöyle bir şey var aslında. Hemen şurada hazırda göstereyim. Burada sahip olduğunuz silahları görüyorsunuz. Bir silahın üstüne geldiğinizde eğer malzemeniz varsa, şurada gördüğünüz gibi, buradan F'ye bastığınızda hemen zaten yapabiliyorsunuz. Bir silahınız ve kurşunları oluyor. Hani craft sistemi de böyle işliyor. Ama dediğim gibi bunların her birinin ünitesi var. Masaları var. Oralara da gidebilirsiniz. Sonuçta bu ev burada duruyor. Bu sizin eviniz. Hani biraz daha bir üstün var, evim varmış gibi düşünerek, burayı kullanarak, etrafta gezerek de yapabilirsiniz. Ama birçok şeyi menüden de yapabilirsiniz. Sonuç olarak böyle bir oyun var karşımızda. 6 yaşında. Tabii ki bazı mekanikleri vesairesi eski ama dediğim gibi hani bu tarzda bir oyun arıyorsanız ve ücretsiz bir oyun arıyorsanız, zaten şu sıralar Arena Breakout'u 2 video çekmiştim. Tabii ki o Tarkov'a çok daha fazla benziyor ama biraz daha arcade diyeyim, biraz daha oynanışı kolay diyeyim, daha az oyuncunun olduğu diyeyim, NPC'lerin olmadığı diyeyim bir oyun arıyorsanız da Vigor size göre olabilir. Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Başta 20 dolara paket alabileceğini söylemiştim ama erken erişim bittiğinde zaten bedava olacak. O yüzden bedava da alıp oynayabilirsiniz diyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.